Arkadaşlar merhaba. Bugün 21 Mart Pazartesi. ABD Mounting Valley yarışlarında 7 koşuluk bir program var. Idripa Senica 20.12'de start alacak. Bir maiden koşu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus. 1200 metre kum pistte start alıyor. Koşuya gittiğimizde koşu 24.300 dolar toplam ikramiyeli bir maiden koşu. Burada 5 numaralı Rygate Stone, Charlie Oliveros'la start alıyor. Kariyerin ilk startında 1200 ve 1600 metre eşdeğer seviyedeki maiden koşularda üçüncülü ve dördüncülü olan bir isim. İyi edildikten sonra ilk kez start alacak. Bir de 6 numaralı Flocked Malcolm Franklin ile kariyerde ilk kez start alacak olan bir Frostlot yavrusu. 5 öncelikli, 6 ikinci tercihim. Yedi plasenin ilk ayağında. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 20.40'da başlayacak. Yine bir maiden koşu. 3 karı İngilizlere mahsus. 1200 metre kum pistte start alacak. Koşuda 1 numaralı Partikus ve 8 numaralı Keeping Score 2 olmak üzere toplam 8 isim start alıyor. Koşu 31.800 dolar toplam ikramiyeli bir maiden koşu. 2 numaralı Mr. Luch, Luis Rivera ile start alacak olan bir isim. Kariyerinde 2 kez start almış. Bir Black Tie ve bir de 92 binlik üst grup maiden koşulardan koşuya geliyor. 1200 ve 1300 metre kariyerindeki ilk startları Luis Rivera ile start alacak 2 numaralı Mr. Luke. Ekürlerden kariyerinde ilk kez start alacak olan Partikus'la ekürü olan 8 numaralı Keeping Score Terry Houghton'la şans verdiğim diğer bir isim 1200 metre kompiste bugünkü koşuyla eşdeğer bir koşuda ikinciliği var. Favori olduğu koşu. Aynı koşuda üçüncü olan Quimby var. 5 numara yanılıyorsam. Evet. Sonny Liston'la start alıyor. Keeping Score'un ikinci olduğu koşuda üçüncülüğü var. 3 numaralı Unbuilt Cows, Luan Macado'yla kariyerinde ilk kez start alacak bir isim. 4 numaralı Weekender, Dry Martinez'le start alıyor. 23.700'lük 1200 metre kum pistteki son startında bir dördüncülüğü var. Ve son olarak burada 6 numaralı 12 Pack Steve Malcolm Franklin'le kariyerinde ilk kez start alacak olan bir isim. Geldik altılı ganyanın ikinci ayağına. Üç kar İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir koşu. Koşuda 6 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 33.700 dolarlık bir şartlı koşu. Bu koşuda 4 numaralı Country Club Bobby tek olarak önereceğim isim Sonny Liston'la. 1200 metre kum pistteki son iki startında her ikisi de bu sene 19 Ocak ve 22 Mart'taki koşuların her ikisinde de ikincilikleri olan bir isim. Gruptaki diğer isimlere baktığımızda öne çıkıyor. Sonny Liston faktörüyle de tek olarak önereceğim isim Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 4 numaralı Country Club Bobby. Üçüncü ayak 3 karı dışı İngilizlere mahsus şartlı bir koşu. 1200 metre kum pistte start alacak. Koşuda 7 isim start alıyor. Burada 5 numaralı Karantina hariç hepsini yazacağız arkadaşlar. Pardon. 27.500 dolarlık bir şartlı koşu. 2 numaralı Dark Temptress'la başlayacağız. Luis Rivera ile start alacak olan son startında bir dördüncülü var 1200 metre tapeta pistte. 18 binlik bir satış koşusunda. 6 numaralı Yoğurt Gregory Romero ile start alacak olan bir isim. 1 numaralı Make Sense Out Sonny Liston'la şans verdiğim bir isim. 1200 metre kum pistteki kariyerinin son iki startında ikinciliği ve üçüncülüğü var. Bu sene ilk kez start alacak. 1 numaralı Make Sense Odd. 3 numaralı Miss Elani Eas, Jeffrey Sanchez'le şans verdiğim diğer bir isim. 4 ve 7'ye değer vereceğiz burada. 4 numaralı Joey Brillant, Guillermo Rodriguez'le start alıyor. Kariyerinin son startında 26 Şubat'ta 1200 metre kum pistteki 26.400'lük şartlı koşuyu 1:11.94 ile 9 boydan fazla bir farkla kazanmış favori olduğu son startı. Bir de 7 numaralı Tiz Independence, Joey Martinez'le şans verdiğim son isim bu ayakta yazmadığımız bir 5 numara kaldı karantina. Bütçeniz müsaitse onu da ekleyip bu ayağı kapatabilirsiniz. Geldik altılı ganyanın dördüncü ayağına. Üç kar İngilizlere mahsus şartlı 1200 metre kum pistte bir koşu. Koşuda 6 isim start alıyor. Burada iki isme yer vereceğiz. Koşuya gidelim. Koşu 25 binlik bir şartlı satış koşusu. Toplam ikramiyesi 27.500 dolar olan. 3 numaralı First Citizen Edgar Pocar'la start alıyor. 1200 metre kum pistteki kariyerinin son startını
28 Şubat'ta 1.10.84 derecesiyle 7 boydan fazla bir farkla kazanmış Sonny Leon'la. Büyük bir ihtimalle bugün favori çıkacaktır. Diğer rakip olarak da 6 numaralı The Creatures Luis Gonzalez'le şans verdiğim diğer bir isim. Son 4 startında 3'ünü kazanmış bir isim. 1200, 1200 ve 1100'deki koşularını 1200'ü 1.12 11'de yapmış. Son startı bu sene 5 Mart'taki bu seneki ilk tek startı 1100 metre kum pistte 1.04.89'la kazandığı 15 bin dolarlık toplam ikramiyeli bir satış koşusu yaklaşık 4 boy farkla aynı jokeyle kazanıyor. Favori olduğu koşu 6 burada yeterli gibi gözüküyor. 5. ayağa geldik. 3 yukarı şart İngilizlere mahsus şartlı bir koşu. 1100 metre kum pistte 1 numaralı Latin Spice ve 7 numaralı Free Sailing Ecurie. Koşuya gittiğimizde koşu 27.500 bir şartlı koşu. 3 numaralı Breezy Money Jeffrey Sanchez ile start alıyor. 1600, 1600 ve 1200 metredeki bu seneki son 4 startından 3'ünü kazanmış bir isim. 1200 son startı 1.12.37, 1600 bir önceki startı 1.39.50 ve 1600 15 Ocak'taki bu seneki startı 1.43.96, bir boydan fazla 13 boy ve bir boy gibi farklarla kazanmış bir Constitution yavrusu. Büyük bir ihtimalle bu koşuda favori çıkacaktır. Yanına iki isim daha önereceğim. 6 numaralı Beachfront, Fernando Salaris Becerra ile şans verdiğim diğer bir isim. O da 1200 metreyi 26.400'lük bir şartlı koşuyu 1.12.31 derecesiyle yaklaşık 3.5 boy farkla at başı olsa kazanmış bir isim. 6 numaralı Beachfront. Son olarak burada ekürlerden Latin Spice ile ekürü olan Free Sailing var. O da oldukça başarılı bir performans sergilemiş son koşularında. 1600 ve 1200 metredeki son iki startındaki şartlı koşuları kazanmış. 1600'ü 1.41.94, 1200'ü 1.11.52'de bitirmiş. 7 numaralı Free Sailing, 1 numaralı Latin Spice ile ikili olan. Geldik son ayağa, son ayakta kapatıyoruz bu ayağı. Sıralamamız şu şekilde. 3 yukarı diş İngilizlere mahsus 1100 metre kum pistte bir koşu. Koşuya gittiğimizde koşu 6500'lük bir satış koşusu. 4 numaralı Rotten to the Core'la başlayacağız. Guillermo Rodriguez'le start alacak. Bir önceki startında 5000'lik bir maiden koşuyor. 1200 metrede 1.16.01 ile kazanmış. Son startında da bir ikinciliği var. Bir boyla 6500'lük bir satış koşusunda. 3 numaralı Perkeo Jeffrey Sanchez'le şans verdiğim diğer bir isim. 6 numaralı Treasured Nikki, Fernando Salaris Becerra ile şans verdiğim diğer bir isim. Bir önceki startındaki 1200 metre kum pistteki maiden koşuyu 16 Şubat'ta 1.44, 1.14, 11 ile kazanıyor. 6 boy farkla son startında da bir ikinciliği var. 5000'lik bir satış koşusunda. 1 numaralı Ruby Jane son startını kazanıyor. Daha doğrusu son iki startını kazanıyor. Ancak bir önceki maiden koşuda 7.liğe diskalifiye ediliyor. Son startında da bir satış koşusunu 1200 metrede 1.14.71 derecesiyle favori olduğu koşu Treasure Nikki'nin önünde kazanmış bir isim. 5 ve 2 kaldı yazmadığımız 5 numaralı Tufiyan Luis Gonzalez'le start alıyor. O da bir önceki startındaki maiden koşuyu kazanıyor. İkinci gözüküyor burada. Ancak birinciliğe indiriliyor, terfi ettiriliyor. Daha sonra Ruby Jane'de doping çıkınca bu esnada tabii sonuç belli olmadığı için bir maiden koşu daha start almış. Onda da ikinci olmuş. 5 numaralı Tufiyan. Son olarak da 2 numaralı See You In My Dreams David Haldar'la şans verdiğim diğer bir isim. 4-3-6-1-5-2 sıralamasıyla bu ayağı kapatıyoruz arkadaşlar. Avustralya ve Amerika yarışlarına payız yapıyorsanız xperacing.com adlı web sitemiz var. Her türlü bilgiye ulaşabileceğiniz bir web sitesi. Bilmeyen arkadaşlar için kısa bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xperacing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazdığınızda karşınıza
bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın Screaming By 4 furlongu 1977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galobunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. Üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili geçmiş koşulları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Opening up the margin now to four or five lengths from Magic Geçmiş Mule and geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park buna tıklamak suretiyle. Burada Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonuna tıklayarak kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonu ekranda gördüğünüz şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin derim. İlk ayak 2 numaralı Mr. Loose'la başladık. 8 numaralı Keeping Score, 1 numaralı Particles'la Ekürü, 5 numaralı Queen Bee, 3 numaralı Unbridled Chaos, 4 numaralı Weekender ve 6 numaralı 12 Pax Steve. İkinci ayakta 4 numaralı Country Club Bobby tek olur gibi gözüküyor. Üçüncü ayak 2 numaralı Dark Temptress, 6 numaralı Yoğurt, 1 numaralı Make Sense Out, 3 numaralı Miss Eleni Eas, 4 numaralı Joya Brilliant ve 7 numaralı Tis Independence, 5 numaralı Quarantine hariç hepsini yazdık. Bütçeniz müsaitse onu da ekleyin derim. Dördüncü ayak 3 numaralı First Citizen ve 6 numaralı Adak Çürüyüsü yeterli gibi gözüküyor. Beşinci ayakta da 3 numaralı Breezy Money, 6 numaralı Beachfront ve Ekürlerden Free Sailing. Son ayağı da şu sıralamayla kapatıyoruz. 4 numaralı Rotten Core, 3 numaralı Perko, 6 numaralı Treasured Nikki, 1 numaralı Robbie Jane, 5 numaralı Tufian ve 2 numaralı See You In My Dreams. Yorumları beğeniyorsanız, abone olursanız sevinirim. Buradaki butonu tıklayarak yarınki Mahoney Valley yarışlarında görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar.